Gazeteci Fatih Altaylı'nın tartıştığı polise hakaret ettiği haberi birçok yerde yayınlanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Fatih Altaylı karakolda tartıştığı o polisle helalleşti. Haysiyetsiz adamlar sizi. Onların şefleri var, onların şefleri var. Hakkın varsa helal et. Gazeteci Fatih Altaylı aracını Şişli'de yasaklı yere park etmişti. Trafik polisiyle arasında tartışma çıkmıştı. Bu görüntü sosyal medyada yayılınca tepki büyümüştü. Altaylı o polisle karakolda bir araya geldi, özür diledi, helallik istedi. Kusura bakma, sen beni üzdün. Ben seni üzdüm. Hakkın varsa helal et. Benim de varsa helal olsun. Eşim çok kötüydü, kusura bakma. Hastayı almak için araba geliyor. Kadın evde ölüyor. Ve sen burada varan... Tepki çeken görüntüler sonrası Fatih Altaylı hakkında kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. Haysiyetsiz adamlar sizi. Onların şefini de Altaylı Harbiye Polis Merkezi'ne gitti. Tartıştığı Abdülkadir isimli polis memurunu ziyaret etti. Trafik polisine sarılarak helallik istedi. Kusura bakma, sen beni üzdün. Ben seni üzdüm. Hakkın varsa helal et. Benim de varsa helal olsun. Eşim çok kötüydü, kusura bakma. Yaşananları anlatan Fatih Altaylı trafik polisinden özür diledi. Polis memuru da aralarında iletişim eksikliği yaşandığını belirtti. Benim eşim çok rahatsızdı. Otomobile binecektim. Arkadaşlar herhalde o gün iş stresi, oradaki yoğun trafik, her gelen giden... O da bize izin vermedi. Ben de kendisine değil ama çekip giderken ağzımdan hoş olmayan kelimeler çıktı. Hem ondan hem de diğer bütün arkadaşlardan, yıllardır burada bize hizmet eden, bizi koruyan, kollayan, her zaman da ilişkimiz olan arkadaşların özür dilemek istedim. Aramızdaki bu geçen olay tamamen bir iletişim eksikliğinden kaynaklı oldu. Bir daha olmamasın diliyoruz. Sağ ol.